5 Ekim, 11 Ekim. Nasılsınız Koç burcu? Umarım iyisinizdir. Her şey dilediğiniz ve istediğiniz şekilde olur. Çünkü bu haftayı kusursuz geçirmek istiyorsunuz. Yani yöneticilerinizle, çalışanınızla, bulunduğunuz alt kadronuzla ilgili hiçbir şey problemsiz geçirmek istiyorsunuz. Bu hafta biraz daha dikkatinizi hayatınıza sadece işe konsantre vermek istiyorsunuz. Çünkü geçmiş hataları tekrar hayatınıza katmak istemiyorsunuz ve burada kalıcı olmak istiyorsunuz. Ve kalıcı olmak istediğiniz için de her şey evrak, saat, zaman, yemek saatiniz bile dikkate alacağınız bir hafta. Doğru bir karar verdiniz. Çünkü çok uzun süredir hedefleriniz vardı. Hep hedeflerinizi erteliyordunuz ve bu erteleme sizin canınızı sıkıyordu. Bence çok güzel bir karar verdiniz ve iyi bir döngüye giriş yapacaksınız değerli Koç burçlarım. Evet, kendi işiyle ilgili uğraşan Koç burçlarında kapatmayı ya da yeni devretme kararı vereceksiniz. Belli bir ara kontrol ettikten sonra tekrar farklı bir iş alanına giriş yapacaksınız ama şu an ekonomik olarak zorlandığınıza ve bu düzeni yürütemediğinize karar verdiniz ve bu sizin için hayırlı olacak. İşinizle alakalı bulunduğunuz alandaki insanlardaki gerginlik bitecek. Daha bir verimlilik haftaya giriş yapacaksınız ve bu verimlilik size mutluluk ve enerji getirecek olarak söyleyebilirim. Ve şunu demişim. Yöneticilerle ilgili yaşadığınız bir gerginlik sizi mutsuz edebilir. Bu gerginliği biraz daha yavaş atlatırsanız ve sakin atlatırsanız yerinizde kalma ihtimaliniz yüksek olarak görüyorum. Yurt dışı ile alakalı beklediğiniz evrak ve kağıtlarınız varsa bu hafta ertelenebilir. Panik yapmayın ama eninde sonunda doğru bir evrağı alacaksınız. Sağlık olarak boyun ve bel bölgenizde hassasiyetler, boyun fıtığı, bel fıtığı ve baş ağrınız olabilir. Dikkat edelim. Evli olan Koç burçlarda biraz gerginlik bir haftamız ve sinir haftası yaşayacağınız ve sevgilinizle alakalı atışmalı bir hafta söz konusu olacak. Ve hatta ev değişimi karar veren Koç burçları lanet olsun evi de değiştirmiyorum. Herkes oturduğu yerde oturacak da bu ev çok huzursuz ve uğursuz geliyor. Artık değiştirmeniz lazım. Birilerine kızıp kendi düzeninizi bozmanızı uygun görmüyorum değerli Koç burçları. Arayışa girin ve ev değişimi sizin bereketiniz için daha hayırlı olacak. Boşanmak isteyen ve radikal boşanma kararı alan ve anlaşma yolunda olacak bazı Koç burçları. Ve doğru bir karar çünkü artık ev düzenindeki çocuklar ve siz de huzursuz ve bu bazı şeyler bizim işimize de yansıyordu. Bunu toparlamaya ihtiyacınız var. Bekar olan da sürpriz bir değişim ve geçmişe ait beklentiniz var. Bunlarla ilgili haber gelse de sonu olmayacak. O yüzden kendinize yeni bir ilişkiye ve yeni bir yol oluşumunu sağlamanız lazım. Kariyerinizle alakalı yüksek lisans yapmak isteyen ya da devlette çalışan bazı koç burçlarında yerle ilgili haberler bekliyorsunuz. Bu hafta belki olumsuz olabilir ama bir dahaki dönemler olumluluk olacak. Acele etmenizi istemiyorum. Araba değiştirmek ve yenilemek isteyen koç burçları bu hafta bununla ilgili doğru çözüme erişmiş olacak. Bence koçlar kusursuz haftayı doğru değerlendirirseniz sizin için gerçekten artı evreler ve doğru kararlar verilecek. Aile düzeninizde de anne ya da abla ya da teyze, hala dediğimiz sağlık ve ameliyat problemi gündeme gelecek. Özellikle bu ameliyat bağırsak ve kadınsal bölgesini ilgilendirebilir. Dikkat edin isterim. Çocuğu olan koç burçlarında özellikle erkek çocuğu olan koç burçlarında da çocuklarınızla ilgili geleceğiyle ilgili korkularınız varsa hiç endişe etmeyin. Çocuğunuzun gelecek hayatı çok parlak. Sanat ya da güzel sanatlarla ilgilenen koç burçlarına demişim ki tam markalaşma ve büyüme zamanınız. Doğru karar vermek istiyorsunuz ve bu doğru bir hafta. Astroloji ya da inen pikoçlu ile ilgilenen koç burçlarına şunu demişim. Evet, yapın, başarı ve her zaman başarıdır. Siz kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ve burası sizin enerjinize uygun. Yapın, size çok enerjik olacağını söyleyebilirim. Bir de gözlük değiştirme vaktiniz geldi koç burçları. Bunu da değiştirin, ihmal etmeyin. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Sevgide ve umutta kalın. Rabbime inanın. Dua her şeyin şifasıdır. Dua etmeyi unutmayın lütfen.